Merhaba arkadaşlar, Cihat'ın dünyasına tekrardan hoş geldiniz. Neden tekrardan dedim? Çünkü tam tamına 45 gündür kanalım askıya alınmış. Şimdi neden askıya alındı, niçin askıya alındı ve kanalım nasıl açıldı, bunların hepsini anlatacağım. Lütfen videoyu kapatmadan izlemeye devam edin. Belki bir gün sizin de başınıza gelebilir. Ben nasıl hallettim, ben nasıl kanalı açtırdım, sizler de izleyerek öğrenebilirsiniz. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, 16 Aralık 2017 günüydü. Akşam ben dışarı çıkmıştım. Dışarı çıktım, her şey güzeldi. Sonra eve geldim, bir mesaj gördüm. O mesajı şuraya bir yere koyacağım. O mesajda diyordu ki, YouTube kanalınız ihlal ettiğiniz için, bir bazı nedenlere ihlal ettiğiniz için spamlardan dolayı kanalınız askıya alınmıştı. Kanala girmeye çalışıyorum, giremiyorum. Girmeye çalışıyorum, giremiyorum. Öğrendim ki kanal gitmiş. Kanal askıya alınmış ve ne yapacağımı bilmiyordum. Hemen tabii ki de bir şeyler aramaya başladım. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye bir şey buldum. Bir forum. Bu foruma siz kanalınızın sahte spamlardan veya başka bir şeyden kapandığını düşünüyorsanız o formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. O formu da şuraya bir yere koyacağım, o formu da. Aşağıda linkini koyacağım arkadaşlar. Ben o formu doldurdum. Hemen acele acele doldurdum ve gönderdim. Tabii ki de yanlış bir hata yaptım. Çünkü orada ben formu doldururken böyle kanalım sahte spamlardan dolayı kapatıldı. Böyle geçiştirici kelimeler yazdım ve bana gelen mesaj olumsuzdu. Kanalınızın askıda kalmasına karar verdik diye bir mesaj geldi ve benim dünya başıma yıkıldı. Ben de onun üstüne araştırmalarıma devam ettim. YouTube'dan araştırdım, Google'dan araştırdım. Ne yaptım, ne ettiysem ulaşabildiğim herkese ulaşmaya çalıştım ama hiçbir sonuca ulaşamadım. Instagram'dan bazı YouTuber'lara yazdım. YouTuber'lardan sadece iki kişi bana döndü. Bir Sanal Gaming Sinan, iki Torun abi, Emre abi dönmüştü. Onun dışında da dönen olmadı arkadaşlar. Bir de Ali Rıza Tuncay vardı, onu da unutmayalım. O başta bir mail attı ama onunki de olumsuzdu. Ondan sonra ise onlardan da bir kötü haber alınca onlar da mail atarak düzeltebileceğini söylemişlerdi. Ben de vazgeçmedim. Bu kanala ben 4 yıl emek verdim ve bu kanalı açtıracaktım. Aradım, taradım ve bazı şeyler uğraştım. Bir süre sonra arkadaşlar Amazing Z diye bir kanala denk geldim. Bu kanalda yeni açılmış bir kanaldı. Böyle kanala askıya alınmış ve açılmış. Onun hakkında da bir video çekmişti. O videoda bir şey dank etti. Ben dedim ki ben de açtırabilirim. Onun sayesinde açtırdım. O kanalın linkini de aşağıya koyacağım. O kardeşim de bu videoya yorum yapar diye umuyorum. Neyse, nasıl açtırdım, buraya geldim. Başta Amazing Z'nin videosunu izledim. Bu formu dolduruyordu arkadaş. Formu doldurdu ve gönderdi. 15 gün sonra açıldığını söylüyordu. Ben birinci formu doldurduğumda 16 Ocak'tı. Sonra 15 gün sonra formu bir daha doldurdum. Yolladım. Yine olumsuz cevabı aldım. Sonra formu bir daha doldurdum, yolladım. Yine olumsuz cevap aldım. En sonunda bugün değil, dün 29 Ocak'tı. 29 Ocak'ta bana gelen mesaj şuydu. Formu doldurdum, yolladım tabii ki de. Sabah 12 gibi yolladım. Saat 8 civarında da mesajı, gelen mesajları şuraya koyarım arkadaşlar. Kesinlikle bunları bilmeniz lazım. Gelen mesajları şuraya koyarım. Saat 12 gibi civarında yolladım. Saat 8 civarında da kanalım açılmıştı. Yani askıdan kurtulmuştu kanalım. Ben böyle açtırdım. Tabii ki de başta şeyler oldu. Ümitsizliğe kapılmıştım. Çünkü açılmaz diyen oldu. Hiç açılmaz diyen oldu. Boşuna uğraşma diyenler oldu. Ben onlara kulak aldırmadım ve kanalımı açtırdım. Sizler de açtırabilirsiniz. Size bazı taktikleri, tüyolara vereceğim tabii ki de. Şimdi en başta kanalınız kapatıldı. Neden kapatıldı? Sahte spamlardan dolayı diye düşünüyorsunuz. Sahte spamlardan dolayı kapandığını düşünüyorsanız sizler de aşağıya link koyacağım forumdan formu doldurabilirsiniz. Ben oraya her gün ama her gün formu doldurdum ama bu bir hataydı. Çünkü siz birinci formu dolduruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ondan size olumsuz cevap geliyor ya. Ondan sonra doldurmanız aslında bir işe yaramıyor. Çünkü size gelen mesaj şöyle bir mesaj. İkinci kez otomatik mesaj geliyor. İkinci kez ihtar edemezsiniz. Yani ikinci kez itiraz edemezsiniz diye bir şey geliyor. O size diyor ki bir daha yollamayın diyor.
Aslında şöyle bir taktiği var arkadaşlar. Birinci formu doldurdunuz ya mesela. 15'inde doldurduk diyelim. 30'unda bir daha yollayın. Çünkü 15 güne bir bunların YouTube'un onaylama şeyi var. Onaylama süresi var. Ben öyle yaptım. Bu taktiği buldum. Mesela 15. günde benim açılmadı. 30. günde bir daha açılmadı. 45. günde açılacağını biliyordum. Yani dedim 1 olur, 2 olur, 3'te kabul ederler herhalde dedim. Ve 3. de kabul ettiler. 45 gün sonra kanalıma kavuştum. Bu kanalda artık eskisi gibi böyle her türden videolar yapmayı düşünmüyorum. Bilgi ağırlıklı, güncel haberler ağırlıklı videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada da arkadaşlar 45 günde video çekmeyince biraz video çekmeyi unutmuşum herhalde. Sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarda destek olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın ki bundan sonra kanalımızın aktifliğinin geri geldiğini herkes görsün. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. İnşallah sizin de kanalınız kapatılıysa açılmasına yardımcı olabilmişimdir. İstiyorsanız yorumlarda bana ulaşarak, kanalınız kapatılıysa bana ulaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Herkese iyi günler.